Herkese merhaba. Her zamanki gibi yine YouTube'da kolay kolay karşılaşamayacağınız bir projeyle bugün birlikteyiz. Bu projede ben size bir tane metal döküm kalıbı yapımını göstermeye çalışacağım. Altını çizmek istiyorum. Ben kesinlikle kalıpçı veya dökümcü değilim ama bu konuya çok fazla merak duyuyorum ve çok fazla araştırıyorum bu konuda. O yüzden bir tane kalıp yapmak istedim. Ben bu kalıbı havalı tüfeğime saçma üretmek için yaptım. Ancak siz çok daha farklı objeler yapmak için de bu tip kalıpları kullanabilirsiniz. Örneğin olta kurşunu dökebilirsiniz veya dekoratif süs eşyaları yapabilirsiniz. Burada esas anlatmak istediğim konu kalıp yapmanın ne demek olduğunu göstermeye çalışacağım. Özellikle bizimki gibi atölyelerde basit taşlama, torna tezgahı ve freze tezgahını kullanarak kalıp nasıl yapılır onu incelemeye çalışacağız bugün. Projeye geçmeden önce yine hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanalımın Instagram hesabını takip edin. YouTube'un da imkanlarını kullanarak bütçeniz doğrultusunda kanalıma da destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerim bildiğiniz üzere videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Merak edenler oradan bakabilirler. Şimdi gelin dilerseniz hemen projeye başlayalım. Az önce de bahsettiğim gibi ben bu kalıbı kurşun dökmek için kullanacağım. Ancak siz ihtiyacınız doğrultusunda daha farklı metalleri şekillendirmek için de bu tip kalıpları kullanabilirsiniz. Benim atölye şartlarında ben sadece kurşun ve alüminyumu eritebiliyorum. Çünkü daha farklı metaller için çok daha yüksek sıcaklıklar gerekiyor. Ancak siz imkanınız varsa alüminyum, bakır, demir vesaire gibi çok daha farklı materyalleri de eriterek, kalıba dökerek onlara form verebilirsiniz. Ben videoyu çok uzatmamak adına hemen projeye geçiyorum. Zaten projeyle ilgili bütün detayları videoyu siz izlerken size aktarmaya çalışacağım. Yine de aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ben dilim döndüğünce cevap vereceğim size. Beni şimdiden sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de o küçük çan resmine basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir dahaki projeye kadar şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Metal dökümü aslında başlı başına bir meslek ve branş olsa da kalıpçılık da aynı şekilde döküm işlemi kadar önemli olan bir meslek dalı. Ve hayatımızın pek çok alanında kalıptan çıkmış materyalleri sıklıkla kullanıyoruz. Ben proje için imalat çeliği kullandım. Ancak siz kalıp yapımında kullanılan 4340 kalite çelikleri de tercih edebilirsiniz. Böylece kalıbınızı uluslararası standartlara daha uygun bir şekilde üretmiş olursunuz. Öncelikle metal bloğun yüzey tesviyesi için freze tezgahına bağlıyorum. Parçanın bütün yüzeylerini gönyeye alarak frezeleyeceğim şimdi. Yüzeyleri frezelemek için freze tarama ucunu kullanıyorum. Bu tarama kafasının yapımını size daha önce göstermiştim aslında. Merak edenler için linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu karbür kesici takımları yeni aldım. Piyasada çok fazla taklit karbür uç bulunuyor. Sahte olan uçları kullanmak gerçekten çok can sıkıcı ve çok çabuk kırılıyorlar. Ve hiçbir işi doğru dürüst yapamıyorlar. Ama tedarikçimden temin ettiğim bu karbür uçlar gerçekten çok iyiymiş. Bundan sonra başka marka karbür uç kullanacağımı hiç sanmıyorum. Bakın çeliği tereyağı gibi kesiyor gerçekten. Yüzeylerin hepsini dikkatlice frezeledim. Yapacağım kalıp 3 parçalı kompleks bir yapıya sahip olacağı için bu çelik bloğu şimdi ortadan ikiye böleceğim. Böylece kalıp gövdesini iki ana parçasını neredeyse hazırlamış olacağım. Bu işlem için avuç taşlama tezgahını kullanıyorum. Gerçekten güzel kesim yapıyor. Bunun da incelemesini daha önce yapmıştık sizinle.
Bu iki parça kalıp ana gövdesini oluşturacağı için tamamen eşit ve pürüzsüz olmak zorunda. Bu yüzden kesim yaptığım yüzeyleri de tekrar frezeleyip parçaları kalıp tesviyesine hazır hale getireceğim. Kalıbın hizalanmasında kullanılacak pivot pimleri için parçaları simetrik delmem gerekiyor. Bu yüzden iki parçayı birbiri üzerine koyup aynı anda delik açacağım. Ardından deliklere raybe çekerek uygun çapı elde edeceğim. Kalıp olarak kullanılacağı için iki parçanın birbirine tamamen kusursuz uyması gerekiyor. Ardından her birine bir tane pivot pimi takılacak. Pimlerle kalıp parçalarını birbirine birleştirdim. Şimdi pimleri tek taraflı olarak kalıp malzemesinin içerisinde nokta zımbası yardımıyla şişirerek oraya sabitliyorum. Kalıp ana parçaları hazır. Ben havalı tüfek mermisi kalıbı yaptığım için kalıptan çıkan döküm parçaların arkasının düzgün olması gerekiyor. Bu yüzden kalıbın üzerine bir tane kesme plakası yapmak istiyorum. Bu aynı zamanda döküm artıklarını da keserek döküm malzemeden uzaklaştıracak. Bu parçanın da kalıpla aynı hizada olması çok önemli. Bu yüzden buna da bir tane pivot pimi yaparak kalıbı bu şekilde bir arada tutacağım. Yaptığım kalıp parçasına bir tane kulp eklemek istiyorum. Böylece kullanım çok daha rahat ve kolay olacak. Şimdi en hassas olunması gereken kısımdayım. Burada voltfek mühimmatı kalıbının ana formunu vereceğim. Ben Magnum tipi yüksek grainli bir mermi yapmak istiyorum. Bunun için matkabın 135 derecelik uç açısı gayet uygun. Benim voltfeğim 22 kalibre olduğunda 5,5 mm matkapla delikleri açacağım. Delme işlemi yaparken tüm kalıp parçalarını doğru hizada olması çok önemli. Buna siz de fazlasıyla dikkat edin. Ergimiş metalin dışarı akmaması için bir tane taşma potası yapıyorum buraya. Bu delik aynı zamanda şişirme zımbası için de kovan vazifesi görecek.
Kalıp tamamen bitti. Şimdi şişirme zımbasını yapacağım. Bu kalıplanmış kurşunu arkadan sıkıştırarak içerisinde bir oyuk açacak. Böylece mühimmatın ön tarafında daha homojen ve ağır bir kurşun kütle, arka tarafında ise bir delik ve daha hafif bir etek kısmı oluşturacak. Böylece balistik açıdan daha kararlı bir mühimmat elde etmiş olduk. Bu videoda mühimmat ve mühimmat karakteristiği konusuna hiç değinmiyorum. Çünkü o çok kapsamlı bir konu. Sadece kabaca gerekli olan kısımları anlatıp geçeceğim. Bu konular hakkında bir talep oluşursa ileride seve seve sizinle çok detaylı bilgiler paylaşacağım bir içerik oluşturabilirim. Yorumlardan fikirlerinizi size söyleyebilirsiniz. Evet, şimdi kalıp tamamen bitti. Birleştirip deneme yapmaya başlayabilirim. Ben tek seferde iki tane mermi dökümü yapabileceğim bir kalıp yaptım. Gördüğünüz gibi burada iki tane ayrı saçmayı dökebileceğim. Bu iki mermi boyutu da birebir tamamen aynı. Döküm işlemi bittikten sonra tabii ki hedef tahtasıyla bir de deneme yaparız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız.
Bu sıkıştırmadığım mermilerde bir problem var. Sanırım ergümüş kurşun soluk kalıba döküldüğü zaman etrafında bir miktar boşluk kalıyor. Zaten soğumuş kurşun aynı zamanda birazcık da ufalınca gördüğünüz gibi namlunun içerisinden aşağıya düşüyor. Bu hiç istenmeyen bir durum aslında. Kurşunun namlu deliğinin içerisine boşluksuz ve hatta biraz da zorlanarak girmesi gerekti. Çünkü namludaki iv setlerin mühimmatı tamamen sarması ve kavraması gerekiyor. Eğer daha natural karakterize sahip bir mermi yapılmak isteniyorsa belki kalıp yapımı esnasında çapı 1/5 daha büyük yapmak çözüm olabilir. Ama ben ön tarafta biraz daha yüksek grainli bir mermi istediğim için zaten zımba ile mermiyi arkadan sıkıştırıyorum. Bu da mermiyi tamamen kalıbın içerisinde şişiriyor. Ve namluya tam olarak girmesi gerektiği gibi giriyor. Zaten atış sonrası topladığım mermilerin üzerinde yiv setlerinizi gayet net gözüküyor. Siz de burada çok net görebilirsiniz.